Herkese selamlar dostlar. 23 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Güzel bir pazartesi günü diliyorum. Sizlerden de like'larınızı bekliyorum. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Onunla başlayalım. Ümraniye ile Fenerbahçe'nin maçı var arkadaşlar. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum ben. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Katılacaklara bol şanslar. Ondan önce de Liverpool Chelsea maçının maç skorunu sormuştuk. O maçı da bilen arkadaşlarımızdan arasında Selami Can isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan yazarsa kendisini de katı telegram gruplarımıza ekleyelim. Geçtim bunu. Cumartesi nasıl geçti? Öncelikle ondan başlayalım. 2 adet yüksek mislim vardı. Bir tanesi 1250 TL'lik yurt içi yüksek mislimdi. Diğeri de 2000 TL'lik 1.50 orandan Avrupa yüksek mislisiydi. Yurt içi yüksek misliye baktığımız zaman da Galatasaray tarafına gittim. dediğim ki 1 ve 1.5 üst olaraktan da zaten Nesine oranı 1.38 gibi oranı vardı. Dedim ki Galatasaray bu maçı alır en az da 2 tane gol atar. 2-1 gibi skorla aldı. Oradan zaten kazandık. Sağ tarafına baktığımız zaman da yüksek misli Avrupa'da Napoli maçına 1.5 üst. Frankfurt maçına 1.5 üst. Atletico Madrid'e ben 0-1 çifte şans olarak değerlendirme altına aldım. Onun da oranı toplamda 1.50 ediyordu. Zaten sadece bu kombinden doğrudan 1000 TL net kar yaptık çok güzel oldu bizim için yüksek misli. Zaten dediğim gibi yüksek mislinin asıl amacı, avantajı diyeyim. Yüksek oynayaraktan da böyle benim özellikle kendi güvenliğim sağlam maçları alaraktan da iyi bir şekilde kazanç sağlayaraktan hem kar edip hem yeri geldiği zaman da sermaye etmektir. Şimdi bu şekilde ilerlemeye devam ettik cumartesi. Kombinelere baktığımız zaman da 2 adet kombine verdim. Solda gördüğünüz alternatif kombine. Frankfurt'un ilk yerden atacağı bir gol. Bir de Köl maçına var ve üstünü kombin edip 2-0-1'den alternatif kombinemiz kazandı. Sağda gördüğünüz ana kombinemdi. O başarısız oldu. Sadece bir gole gitti. Napoli maçında dakika 50 sür gibi ikinci iki, iki, iki gol geldi. Ondan sonra Piontek'in kaçırmış olduğu Salernitana'da çok net bir pozisyon var. Pozisyonu da Telegram'a attım hatta. Yani sıyırdı. 2'de 2 kombinle fulluyorduk ama 2'de 1 olduğunu belirtelim burada. Canlılara baktığımız zaman da zaten canlılarda iyi bir başarı sağladık gibi geliyor. Özellikle dün ee, son böyle akşam performansında Hakan orada bir 5'te 5 yaptı. Üst üste gelen canlılarla birlikte. Hatta 5'te 5'i de Young Boys maçıydı. Onun dışında gün içinde gelenler, yatanlar derken de canlı olarak da, da ilerledik ki her zaman söylüyorum elimizden gelen en iyisini hatta Telegram'daki arkadaşlarla 3 ekrandan maç takip ediyorum ki şu an önümde Gaziantep Sivas maçı açık. Onu da izliyorum bir yandan. Canlı çıkar mı diye bakıyorum. O şekilde her zaman mesaide olduğumuzda bilgilendirelim sizlere. Geçtim bunu da. Sizlerden ricam videoya atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Şöyle artı 300 güzel olur. Pazartesi videosu. 5 tane maç var anlatacağım. Güzel maçlar. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Şimdi Konya Sporlu Ankara gücü. Oyun olarak son dönemde baktığımız zaman. Bakın kadro kalitesi olarak Konya biraz daha iyi olabilir. Şöyle genele baktığımız zaman. Fakat Ankara gücünün oyun olarak son dönemde ne kadar iyi bir performans gösterdiği biliyorsunuz. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Ee, Ankara gücü Beşiktaş maçında ben yani Ankara gücünün galibiyetini bekliyordum. Penaltılarda mı? Uzat, bu penaltılarda turu aldı. Ee, hatta yakın bir samimi arkadaşımla iddia ediyordum. Oğlum Ankara gücü bu maç yenilmez. 0-1 Beşiktaş şansa iddiaya girdik kazandık. 500 lirasını aldım. Tertemiz Allah bereket versin. Has Beşiktaşlıdır kendisi. Ben izlediğim için yani Ankara gücünün bu maçta gol atmasını bekliyorum. Çünkü iyi oynayan bir Ankara gücü var. Diri bir Ankara gücü var. Pozisyonlara giren ve orta sahada e, oyuncularını pozisyona sokabilen bir Ankara gücü var. Koyun Spor'da hoca değişikliği oldu. Bence İlhan Hoca'ya ayıp yaptılar. Kendisi de zaten söylüyor. Yani bir takımdan bir teknik adam ayrıldıktan sonra iki saat sonra teknik direktör açıklamak ne kadar doğru şekilde bir canlı yayında bir yerde söylüyor. Önüme çıktı. İzledim ben de. Koinspor'da yeni hocayla burada kendi evindeki ilk mücadelesi olacak. Kupada onlar da oynadı. Ee, bu maçta ben şöyle bir beklenti var. Elendiler kupadan da zaten. Ben her iki takımın atacağı golü bekliyorum. 1-1 de bir skor bekliyorum. Onu da belirteyim. Her iki takımın atacağı gollerle birlikte karşılıklı gol var. 1-50'den bir alınır bence. Skor beklentim de 1-1. Yüksek orandan da maç sonu 0 3 sistem kombinelerinizde isterseniz ekleyebilirsiniz. Ümraniye Fenerbahçe maçıyla devam edelim. Fenerbahçe'nin de bu mücadelede yani Galatasaray zaten kazandı. Puan farkı şu an 7 sanırım. E, maç eksi var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin de kazanması lazım. Zaten zirve yarışına ortak olması için ki bence zayıf bir rakip. Fakat Ümraniye'nin şansı Fenerbahçe iyi gidiyor. Ümraniye şunu iyi yapıyor. Fenerbahçe defans çizgisini çok önde kurduğu için arkaya iyi sarkabiliyor ki önceki maçta öyle yapmıştı. Ligin ilk maçında hatırlarsanız ilk haftalarında oynanan bir karşılaşmaydı. Öyle bir maç oynamıştık. Burada da benim beklentim şöyle. Ümraniye tarafı gol atar mı bilmiyorum ama tempolu bir mücadele olur gibi geliyor bana. İlk yarıdan Fenerbahçe'nin atacağı bir gol 1.40 gibi oranı var. İdeal olur. ideal kombinelere de girer. İlk yarıdan bir Fenerbahçe golü değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığımız zaman da mücadelenin ben gollü geçmesini bekliyorum. 3 birlik bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Yüksek orandan da 2.5 üstünde 2 yaparsanız 1.84'de bunun oranı var. Fenerbahçe'nin ben burada ee, mücadeleyi kazanmasını kazanırken de gollü bir karşılaşma beklediğini geçeceğini de söyleyeyim. 3 birlik beklentim var. Geçtim Fenerbahçe maçını. Çaykur Rizespor Denizli Spor mücadelesi. Denizlispor'un deplasmanda performansı hiç iyi değil. Hatta ligin deplasman performanslarına baktığımız zaman da TFF 1. Lig'de en alt sırasında bulunan takımlardan bir tanesi. Rize Spor arkadaşlar çok gollü maçlar oynayamıyor. Bülent Korkmaz'ın taktiği şu şekilde. Hatta ben e, sosyal medyada araştırmıştım. Bu maçında değil de daha öncekilerden Bülent Korkmaz'dan biraz şikayetçiler. Çok fazla beraberlik almasından sebebi de şu. Takım bir tane atıyor yatırıyor. Aykut Kocaman takdim diyorduk biz buna. Zamanında da çok yapıyordu Fenerbahçe'de. Bir tane atıyor takımı yatırıyor. Ondan sonlara doğru bir gol diyor. Maç hop beraberlikte atamıyor da giren çıkmıyor orada. O şekilde oynayan bir Rize Spor var. Burada da zaten kendi çok fazla gol, at gol atamayan bir Rize Spor var. Mücadelenin alt bitmesini bekliyorum. Alt biterekten de yaptığı transferlerle birlikte ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Rize Spor bizlere burada da 4.5 altına bir yaparsanız 1.54 gibi oranı var. İdealden değerlendirme altına alınabilir. Onun yanına dediğim gibi çok fazla gol beklemiyorum zaten. 4 golün de çıkması zor bence. Tarafla birlikte tekrardan bir e, 3.5 altında bir yaparsanız da onun da oranı 1.92 arkadaşlar. Ekstra olarak değerlendirmek isteyenler bunu da bir değerlendirme altına alabilir. Geçtim bunu Interle ile Empoli mücadelesi. Inter'in de kendi evinde oynayacağı mücadele. Inter yavaştan zirve yarışına girdi. Birkaç tane sakatlıkları var takımda. Doğru mu? Doğru. Maçın beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Maçın beklentisi arkadaşlar Inter'in 2-0'lık galibiyeti. Doğrudan Inter galibiyeti. Bu maçta Lukaku e, yedeklerde olabilir şu an sakat olarak gözükmüyor. Brozovic'in bir sakatlığı var. Bir de Handanovic'in sakatlığı var. Kale zaten onu ana bence devraldı. Onun dışında Zeko Martinez gibi isimler sağda olacaklar. Empoli'ye baktığımız zaman da deplasmanlarda ki son dönemde formda bir Empoli var. Biraz kapanan, yeri geldiği zaman kontrayı iyi yapan takımlardan bir tanesi Empoli takımı. Ben burada yine bir Inter tarafına gideceğim. Zaten oran açmamışlar. 1.13 gibi oranlar. Tekrardan Çaykur Rizespor maçlarında ne yaptıysam bunu yapacağım. Fakat doğrudan 4.5 altında 1 olarak değerlendireceğim. Bunun da oranı 1.44 gibi oranı var. Bence Inter burada kazanır. Zaten kazanan oranı 1.13. Biz burada biraz şaklabanlık yapacağız. Oran yükseltmek adına mücadele genelinde zaten bir maçta kolay kolay 5 golün çıkması da zor. 4.5 altına bir yaparsak değerlendirme altına alalım. Maçın 3.5'una girmiyorum ama sadece 4.5'u alacağım. Son mücadelemiz Fulham'la Tottenham karşılaşması. Tottenham son maçında inanılmaz bir hatayla maçı verdi. Yani 2-0 öndesin. Tottenham'sın. Karşındaki stil olsa da sen Tottenham'sın. Bak 2-0'dan maç Verme yani orada. Vermesi çok kötü oldu bence Tottenham adına. Bazı e, isimlerin konuşulduğunu söyleyelim artık Tottenham tarafında. Conte ile artık ne bileyim yollar ayrılır mı ne olur bilmiyorum ama ya işler Tottenham'da iyi gitmiyor. Özellikle son maçtan sonra. Burada Fulun mu oynayacaklar? Fulun zaten kolay bir rakip değil. Son maçında Nifkes'le yine Mitrovic'in hatta penaltıyı gördünüz mü? Yani vurduğu diğer ayağına çarptığı için Penaltı vuruşuna topa bir kere temas etme hakkı olduğu için orada ikinci temasla yapmış bulundu. En direkt serbest vuruş olaraktan da diğer tarafa gitti. Onun dışında baktığımız zaman da Fulham tarafında önemli bir eksiklik var mı diye baktığımız zaman da e, yine William bu maçta oynayabilir. Mitrovic, Pereira gibi isimlerle birlikte herhangi bir eksiklik yok. Tottenham tarafında da aynı şekilde eksiklik yok. Tam kadro iki takımda neredeyse güzel bir maç izleriz gibi geliyor bana. Burada KG var tercihini sizlere. İdealden 1.40 gibi orandan değerlendirme altına alacağım. Hatta maçın beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Maçın beklentisi arkadaşlar 2 birlik Fulham galibiyeti. Onu da belirteyim. Ben burada ama o tarafa gitmeyeceğim. Tarafa gitmek zor bu maçta. KG var tercihini alıp çıkacağım. 1.40 gibi oranı var. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlarından anlatmaya çalıştım özellikle. Şöyle baktığımız zaman da Konya'nın maç sonu 0'ı bir yüksek oranlı burada. Fenerbahçe'nin 2.5 üstünde ikisi yine bir yüksek oran olarak sayılabilir. 1.84 gibi oranı var. Rize tarafına 3.5 altında bir yaparsanız 1.92 kadar oranı çıkar. Inter'e bulaşmayın. Tottenham maçına da KG var. İdealden söyledim zaten. Onun da yüksek oranına bence girmeyelim. Bu şekilde pazartesi günü için tahminlerim bu yöndeydi. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala da abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.